Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Takipçi Tamir serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize bir akü şarj cihazı göndermiş. Bu cihazın üzerinde çalışma gerçekleştireceğiz. Eğer siz de bu şekilde Takipçi Tamir serisine arızalı cihazlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Cihazımız iki farklı devre kartından oluşmakta. Öncelikle güç kartı ile başlamak istiyorum. Kart üzerindeki komponentleri kısaca tanıtalım. 220 volt karta bu kısımdan giriş yapmakta. Devamında bir sigorta kondansatör ve filtreden geçtikten sonra 4 adet köprü diyotla oluşturulmuş tam nalga doğrultma devremize giriş yapıyor. Devamında 320 voltluk bir DC voltaj elde edilip bu kondansatör üzerinde depolanıyor. Kondansatördeki voltaj buradaki SMP strobumuz üzerinden geçtikten sonra çıkışında yer alan MOSFET yardımıyla anahtarlanıyor ve trafonun çıkışında düşük bir voltajın elde edilmesi sağlanıyor. Yine arka kısma baktığımız zaman buradaki MOSFET'i sürecek olan sürücü entegreyi görüyoruz. Trafo çıkışında ise yine şöyle diyotlarımız var. Diyotlar yardımıyla voltajımız doğrultuluyor ve buradaki kondansatör üzerinde depolanarak DC bir voltaj elde ediliyor. Kartın arkasına baktığımız zaman büyükçe bir MOSFET görüyoruz. Bu MOSFET kartın çıkışındaki enerjiyi kontrol etmekte. Yine 4 adet kablo görüyoruz. Kablolarımızın ucunda yer alan plastik sokette aşırı ısı kaynaklı tamamen parçalanmış. Buradaki bağlantı şuradaki soketimize yapılmakta. Bu karta baktığımız zaman tam ortasında bir tane op-amp entegresi görüyoruz. Yine buraya baktığımız zaman bir TL431 ve burada voltaj seçmemize yarayan bir düğme mevcut. Öncelikle güç kartından başlamak istiyorum. Kartın girişinden 220 volt gerilim uygulayacağız fakat çıkıştaki voltajı referans gösterecek olan entegremiz bu kartta yer aldığı için enerji verdiğimiz zaman bu kartın çıkışında stabil bir voltaj görmeyi beklemiyoruz. O sebepten buradaki kondansatör üzerine bir osiloskop bağlantısı yapacağız ve çıkışta dalgalanan bir voltaj mevcut mu, kaç voltlara kadar yükseliyor sonra geriye iniyor bunları kontrol edeceğiz. Anlık değişen voltajlar olduğu için bu voltajları osiloskop üzerinde gözlemlemek en doğrusu olacaktır. Eğer elektronik kart tamiri işleriyle ilgileniyorsanız osiloskop kullanımı ve yorumlaması da dahil olmak üzere bu konuları daha detaylı bir şekilde anlatmış olduğumuz elektronik kart tamiri kursları hazırladık. Bu kurslara videomuzun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayarak ulaşabilir. Seçtiğiniz kursları sepete ekleyerek kredi kartı ile taksitli olarak sipariş verebilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan sorular olursa şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi kartın 220 volt bağlantısını ve osiloskop bağlantısını yapalım. Eğer primer tarafımız çalışıyorsa sekonder tarafta dalgalanan bir voltaj görmemiz gerekiyor. Bağlantılarımız hazır. Kartın 220 volt enerjisini açıyorum. Ve osiloskopumuzda ölçümü başlatıyorum. Ekrana baktığımız zaman 180 voltlara kadar varan pik voltajlarını görüyoruz. Ardından aşırı voltaj üretildiği için sürücü entegremiz kendisini korumaya alıyor. Şöyle durduralım. Burada artıp azalan voltajları net olarak görebiliyoruz. Bunun anlamı da buradaki kartın primer tarafı sağlıklı bir şekilde çalışıyor fakat buradaki optokuplör üzerinden bir geri beslem alamadığı için yüksek voltaj kaynaklı kendisini kapatarak tekrardan start alıyor. Bu dalgalanmada osiloskop ekranımıza bu şekilde yansımakta. Dolayısıyla buradaki kart üzerinde herhangi bir çalışma yapmamıza gerek yok. Asıl çalışacak olduğumuz devre kartı burada yer alan kontrol kartımız. Bu kart üzerinden ölçümlere başlayalım. Takipçimiz buradaki kart üzerinde birkaç noktada kısa devre görmüş. Şöyle biz de tekrardan yoklayalım. Ölçü aletini buzzer moduna alıp kart üzerindeki kondansatörlerden bir ölçüm yapmak istiyorum. Bu şekilde. Kenardan başlayalım. Herhangi bir kısa devre yok. Şuraya bakalım. Herhangi bir kısa devre görünmüyor. Şöyle alttaki kondansatörlere bakalım. Evet, burada bir kısa devre mevcut. Yine burada da bir kısa devre mevcut. Devam edelim. Yine burada kondansatörlerimiz var. Şuradaki kondansatör üzerinde bir kısa devre görüyoruz. Yanındakinde yok. Şöyle alttakine bakalım. Bu ikisi zaten paralel ve aynı kısa devreyi burada görüyoruz. Bu da kart üzerinde bir parçamızın mutlaka kısa devreye düştüğünü göstermekte. Tespit etmek için voltaj enjeksiyonu yöntemini kullanacağız. Kartımıza bir negatif bağlantısı yapalım.
alttan bir GND bağlantısı yaptık. Şöyle bir miktar alkolle burayı ıslatmak istiyorum. Bu şekilde bölgeyi alkolle güzelce ıslattım. Kısa devre olan parçayı tespit etmeye çalışalım. Şurada kondansatör üzerinde kısa devre görüyoruz. Ve dokunduğumuz zaman buradaki diyotun üzerindeki alkolün buharlaştığını görebilirsiniz. Şu şekilde tekrar ıslattım. Dokunduğumuz zaman diyot ve çevresindeki alkol buharlaşmakta. Buradaki zener diyotumuzun kısa devre olduğunu düşünüyorum. Yan tarafında plastik konnektörde olduğu için sıcak hava ile gelmeyeceğim. Havya yardımıyla buradaki diyotu yerinden çıkaralım ve kısa devre kalkıyor mu bakalım. Bu şekilde diyotu yerinden kaldırdık. Diyotun yatağından tekrar bir ölçüm yapalım. Ölçü aletim kısa devre modunda ve kısa devremiz kalktı. Kondansatör üzerindeki kısa devre de kalktı. Buraya baktığımız zaman yine kısa devre görüyoruz. Buradaki kondansatör üzerinde kısa devre halen devam etmekte. Buradaki kalktı. Bunun anlamı da kart üzerinde bir parça daha kısa devre demektir. Yani iki farklı kısa devremiz vardı. Birini kaldırdık, biri halen devam ediyor. Buradaki kondansatörü rengi de biraz değişik olduğu için kaldırmak istiyorum. Çok sağlıklı görünmüyor. Eğer bulamazsak bir voltaj enjeksiyonu da buraya yaparız. Şöyle kondansatörü aldım. Yatağından bir ölçüm yapmak istiyorum. Evet, kısa devremiz kalktı. Doğru bir tahminde bulunmuşuz. Şöyle parçalarımızı da ekrana getirelim ve ölçümünü yapalım. Şurada diyot ve kondansatörümüz var. Rahat ölçebilmek için parçaları birer ucundan karta sabitledim. Şöyle kondansatöre baktığımız zaman kondansatör kısa devre. Zener diyota bakıyoruz. Zener diyot da kısa devre göstermekte. Buradaki iki parçamız hasarlı. Şöyle yerinden alalım. Bu parçaları yenisiyle değiştireceğiz ve kartımızın bağlantısını yapacağız. Ardından çalışıyor mu çalışmıyor mu herhangi bir sorun var mı kontrol edeceğiz. Karta öncelikle uygun değerde bir zener diyotu lehimleyelim. Şu şekilde petlerdeki lehimi biraz arttıracağım. Çünkü SMD kılıfta elimde uygun diyot yok. Onun yerine dip kılıfta bir diyotu buraya yerleştireceğiz. Şöyle bacaklarını ayarladım. Buraya diyotumuzu yerleştirelim. Diğer kısa devre olan kondansatörü de uygun değerde bir kondansatörle tekrar değiştiriyoruz. Şu şekilde yerine koyduk. Çok az bir flux uygulayarak yavaşça yerine oturtalım. Burada hemen dibinde yine plastik konnektörlerim olduğu için akış hızımı çok düşük tutacağım ve sıcak hava yardımıyla yerleştireceğim. Aslında burada plastik konnektörle çok da bir işimiz yok. Bu konnektörü çıkaracağız ve kablo bağlantısını doğrudan lehimle yapacağız. Şu şekilde kondansatörümüz de yerini aldı. Herhangi bir sorun görünmüyor. Şöyle arkadaki plastik konnektörü de çıkaralım. Şöyle kartımı çevirdim. Kesik uçlu havyanın nimetlerinden faydalanacağız ve bu soketi tek hamlede çıkarmayı umuyorum. Öncelikle kablomuzu yerinden alalım. Bölgeye biraz lehim ekleyip soketi yerinden alalım. Şu şekilde soketimizi de çıkardık. Pinlerden bir tanesi kart üzerinde kalmış. Şöyle pinimizi de tutup yerinden alalım. Evet. Kartımızı tamamen temizledik. Şimdi kablo bağlantımızı yapalım. Kablo bağlantılarımızı yaptık. Enerjiyi açıyorum. Ve power ışığımız yanmaya başladı. Buradaki kondansatör üzerinde de bir voltaj görmemiz gerekir. Şöyle baktığımız zaman 14,02 voltluk akü şarj voltajını görebiliyoruz. Herhangi bir sorun görünmüyor.
Cihazı toplayalım ve bir akü bağlantısı yaparak şarj işlemi sağlıyor mu görelim. Cihazımızı topladık şöyle ve şarj denemesi yapalım. 220 volt enerji açıyorum. Ve power ışığımız yanmaya başladı. Şöyle cihazı kenara alalım ve çıkışından bir akü bağlantısı yapalım. Burada 12 voltluk bir bataryamız mevcut. Bu şekilde artı ve eksiye dikkat ederek bağlantılarımı yapıyorum. Ve kırmızı ışık yanmaya başladı. Şu anda şarj olduğunu gösteriyor. Bataryamız dolduğu zaman buradaki ışık yeşile dönecektir. Tabi burada ışığın tek başına yanması bir anlam ifade etmez. Devreden çekilen akımı da görmek istiyorum. Şu şekilde ölçü aletini amper kademesine aldım. Problarım yardımıyla bağlantıyı sağlıyorum. Şu şekilde baktığımız zaman şarj işlemi başladı ve 1,4 amperlik bir akım geçişi söz konusu. Bu da buradaki cihazımızın sağlıklı bir şekilde enerji sağladığını göstermekte. Evet, onarımı başarıyla tamamladık. Şarj cihazını takipçimize çalışır bir şekilde göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.